Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler artık Türkçe'de son yazılımız ve iyi puan alma zamanı. Konulara yakın sorular seçmeye çalıştım. Umarım yazılı da, da çıkar. Bu çıkar ya da bunun benzeri çıkar. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. İbrahim Instagram adresim beni buradan yine takip edebilirsiniz. Sevgili öğrencim hemen ilk soruyla başlayalım. Her sorunun bölümün karşısında puan değeri var. Dur, dur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına da paylaşabilirsin. İlk sorumuz. Bu metnin konusunu aşağıdaki alana yazınız diyor bize. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki okumak bir erdemdir. Bir ayrıcalıktır. Okuyan kişi olayların farkına varır. Okuyan fark eder, keşfeder. Ama okuyan kişi nitelikli kitaplar okumalıdır. Okuyan kendine öyle bir dünya kurar ki bunun mutluluğu ömür boyu devam eder. Okumayan ise gözün önünü göremez. Bu metnin konusunu yazalım. Çocuklar paragrafta okuyan kişi ama diyor. Amadan sonra burada nitelikli kitapların da okunmasını istiyor. O zaman biz bunu da bir cevap cümlesinde kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Metnin konusu ana düşünceyle bunu karıştırma. Nitelikli kitap okumanın faydaları demen yeterli olacaktır. 2 numaralı sorumuz 5 puan değerinde 5 tane cümlemiz var. Bu cümlelerin amaç mı, sebep mi, koşul mu, karşılaştırma cümleleri mi olduğunu bizden istiyor. Bakalım. Su derin olduğundan geçemedi. Geçememesinin sebebi suyun derin olması. Sebep neden sonuç cümleleri. Neden kelimesini yazmam yeterli olacaktır. Çorba yapmak için tarhanı aldı. İçin kelimesi yerine burada her zaman söylüyorum. Amacıyla kelimesini getirebiliyorsan orada amaç sonuç ilişkisi vardır. Çorba yapmak amacıyla tarhana alıyor. Buraya da hemen amaç kelimesini getirdim. Arkadaşları gelirse maç oynayabilecek. Gelmezse oynayamayacak. O zaman maç oynamasının şartı, koşulu arkadaşlarının gelmesi. Buraya da koşul cümlesini hemen yazdım. Yeni kitabı önceki kadar satılmadı. Burada da baktığım zaman yeni kitabıyla önceki kitabını karşılaştırıyor satılma yönünden. Bir karşılaştırma cümlesi hemen buraya yazıyorum. Karşılaştırma ve sonuncusu derslerinde başarılı olmak için kursa gidiyor. Dediğim gibi için kelimesi yerine amacıyla kelimesini getirebiliyorsan orada amaç sonucu cümlesi vardır. Buraya da amaç kelimesini getirmem bana 5 puan daha kazandıracaktır. 3 numaralı bölümde aşağıdaki cümleleri öznel nesnel olarak ayırınız diyor bize. Sevgili öğrenciler duygu, düşünce, yorum, beğeni varsa öznel yoksa nesnel cümledir. Tarih eserleri gösteren şehir maketi bir kere içerisinde güzel geçiyorsa bunu direkt öznel olarak yazabilirsin. Güzellik göreceli bir kavramdır. Görece kişiden kişiye göre değişen demek. Cuma namazı için şehrin en büyük camisine gittik. Çocuklar buna dikkat edelim. Büyük camisi yani orada ölçülebilen bir e, mimari yapıdan bahsediyor. Burada herhangi bir şekilde yoruma yer verilmemiş nesnel bir ifadedir. Bu haftaki köşeyası okumakla ilgiliydi. Yine burada da okumakla ilgili bulabilirsin. Herhangi bir yorumun olmadığını görüyorum. Nesnel bir ifadedir. Dergideki denemeleri çok doyurucu yazılardı. Doyurucu yazılar diyorsan burada hani mecazi anlamdan önündeki kelimenin yazı kelimesini burada e, betimliyor gibisin özelliğini belirtiyorsun. Dolayısıyla öznel bir ifadedir. Yazdım. Projesi için yazarların hayatını inceliyordu. Burada da yine duygu, yorum, beğeni yok. Nesnel bir ifade. Bir diğer sorumuz aşağıdaki kelimeleri ek ve köklerine ayırınız ve kök ek türlerini yazınız diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Sözlük kelimesinin kelime kökü sözdür luklik yapım eki almış lük olarak oraya yazabilirim ee, burada ek ve köklerini türlerini yazınız diyor söz kelimesi burada isimdir i harfiyle yazıyorum ee, lüklik de isimden isim yapan yapım eki neydim ne oldum İsimden isim yapan yapım eki sevgili öğrencilerim neydim ne oldum derken söz burada isimdir sözlük yine isim o zaman gelen yapım eki isimden isim yapan yapım eki Dükkanlar kelimesine baktığım zaman kelimenin kökü burada dükkandır. Hemen yazalım dükkan. Artı lar ekini çoğal ekini almış burada. E, dükkan kelimesi burada isimdir. Lere de burada e, çoğal ekimi yazarsın, çekim ekimi yazarsın. İkisini de e, öğretmenin kabul eder diye düşünüyorum. Aynada kelimesinin kökü yine burada. Ayna, deda durum ekini almış. Ayna kelimesi burada isimdir. Deda da burada Durum eki hatta bulunma durum eki dersek daha güzel olur. Kitabım kelimesine baktığım zaman kelimenin kökü kitaptır. Orada aynı zamanda bir ses olayı var. Kitabım diyorsun artı ım iki. Kitabım kelimesindeki kitap burada isimdir. İm eki de burada aitlik, sahiplik yani iyilik ekidir. İyilik ekini yazdık. Şehirlik kelimesine baktığımız zaman kelimenin kökü burada şehirdir şehir artı şehirli yapım eki sevgili öğrencim gelenek burada kelimenin anlamını değiştiriyor. Şehir burada isimdir, şehirli yine isimdir. O zaman bunun için isimden isim yapan yapım eki diyebilirim. Bu şekilde yazarsan 5 puanda hesaplama yapabilirsin. Bir diğer bölüm 5 puan değerinde dikkat edelim. Aşağıdaki cümlelerdeki zamirleri bulup yuvarlak içine alınız ve türünü karşısına yazınız. Zamirler bir diğer adı adılar. İsimlerin varlıkların yerine kullanılan kelimeler. Bunların e, türünü de yazmamızı istiyor karşısına. Bugün beni dükkanına çağırdı beni kelimesi. Hani ben bu cümleyi söylesem İbrahim demiyorum. Kendimi ben diye gösteriyorum sevgili öğrencim. Dolayısıyla... İsmin yerini tutan bir kelimedir yani zamirdir. Bu bir kişiyi gösterdiği için kişi zamiridir. Şahıs zamiri de diyebilirim. Yardım için herkes seferber oldu. Kim bu herkes sayısı belli mi? Hayır. İsimleri belli mi? Hayır. Ama bir ismin yerini tuttuğu belli. Herkes diye bir grup var. Onun adlarını söylemiyor da herkes diyor. Ama bunun isimleri sayıları belli değil. Dolayısıyla ben buna belgisiz zamir diyorum. Yani burada iki şeye dikkat etmen gerekiyor. Bir zamiri bulma, iki türünü bulma. İkisinde ancak puan alabilirsin, sevgili öğrencim. Kim bunca olan karşısında susar diyor bize, sevgili öğrenciler. Baktığım zaman kim kelimesi burada soru zamiridir. Belli zaten soru anlamı taşıyor. E, yalnız burada bunca kelimesinde de e, bir e, zamir var. Ama kimi bulman ya da bir tanesini bulman yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Üst rafa bunları yerleştirmelisin. Üst kelimesi burada zam, e, sıfat anlamında. Lütfen dikkat edelim. Üst rafa bunları. Hani nedir? Bunları kolileri. Ama ben oradaki kolileri işaret yoluyla gösteriyorum. İşaret zamiridir. Buraya hemen işaret kelimesini yazdım. Bizi orada nasıl tanıyacaklar? Burada baktığım zaman bizi kelimesi de var. Orada kelimesi de var. Bunlardan bir tanesini yapsan yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bizi kendisinin de içinde bulunduğu kişiler grubundan bahsediyor. Kişi zamiridir, şahıs zamiridir. Eğer orada burada zamir olarak tutuyorsan orada da burada e, işaret zamiri olarak karşımıza çıkar. 6 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerde yer alan edat, bağlaç ve ünlemleri yuvarlak içerisine alınız ve hangisi olduğunu yazınız diyor bize. Okumak üzere yanına aldı. Sevgili öğrenciler üzere kelimesi burada edattır. Edatları cümleden çıkardığın zaman cümlenin anlamı bozulur. Üzereyi kaldır. Okumak yanına iki kitap aldı. Bağlaçlarda böyle bir durum yok. Ünlemleri de ifadeden çıkartabilirsin. Üzere kelimesi burada edat olarak yazdık. Fakir ve kimsesiz fakat çok iyi kalpli. Buradaki fakat kelimesi iki tane cümleyi birbirine bağlıyor. Fakir ve kimsesiz çok iyi kalpli. Tabi bunlar düşük cümlelerdir. Fakat kelimesi burada iki tane ifadeyi bağladığı için bağlaçı buraya yazdım hey yani ünlem işaretini de görüyorsun burada. Olmasaydı da oradaki hey, of, öf gibi kelimelerin ünlem olduğunu biliyorsun. Eyvah gibi, imdat gibi vesaire vesaire. Ünlem yazdık hemen buraya. Bir diğerine bakıyorum. Beni tanıyor ancak hiç selam vermiyor. Ancak kelimesi beni tanıyor. Ama hiç selam vermiyor. Dikkat et. Buradaki ancak yerine ama fakat lakin getirebiliyorsan orada bir bağlaç vardır. Ancak kelimesinin edat olduğu durumlar da var sevgili öğrencim. Ondan dolayı bu bilgiyi vermek istiyorum. Ancak burada yine bağlaştır hemen buraya yazdık. Yazıyı ancak Mehmet tamamlayabilir. Yazıyı ancak buradaki ancak yerine sen, sadece ya da yalnız ifadelerini getirebiliyorsan orada bir edat vardır diyebilirim. Yazıyı sadece Mehmet tamamlayabilir. Yazıyı yalnız Mehmet tamamlayabilir. Ancak kelimesi burada bir edat görevinde olur. Bir diğer sorumuz aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayları olduğunu yazınız. Benzeşme mi var? Yumuşama mı var? Daralma mı var? Düşme mi var? Türeme mi var? Hemen birlikte bakmaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Burada kelimenin kökünü gelen eki, oradaki harflerdeki değişimi, mesela har değişim nerede oluyor? ünlü harflerde. Tam ile ilgili bir ses olayı yazman gerekiyor. Ya da ünsüz harflerde ise değişim orada işte ünsüzle ilgili ses olaylarını yazabilirsin. Bunu adını bilmen için söylüyorum. Daracık kelimesine bakıyorum. Şimdi kelimenin kökü dar. Bizim oradaki A'ya bakma. Bizim cık cık diye bir küçültme ekimiz var. Ama ben bunu darcık diye söyleyemiyorum. Bunu telaffuzumu konuşmama, rahatlatmak için burada bir tane A'nın olması gerekir. Ne oldu? Bir tane fazladan türedi. Ne diyorum ben buna? Türeme. Ne türedi? Ünlü türedi. Ünlü türemesi o zaman. Çünkü ünsüzün türediği yerler de var. Bir yanındakine bakalım. Tartıştı kelimesinin köküne baktığın zaman hani tartmak tartışmaktan geliyor. Böyle tartış diyelim biz buna. Tartış. Bizim t diye ekimiz yok sevgili öğrenci. Bizim ç ile başlayan d, e, t harfiyle başlayan ekimiz yok. C ile başlayan ekimiz var. D ile başlayan ekimiz var. Tartışdı. D geçmiş zamandan aklına gelebilir. Şimdi buradaki Ş harfi sert bir harftir. Yanındaki D harfi ise yumuşak bir harftir. Sert harf yumuşak diyor ki sen diyor yanıma geliyorsan benim gibi olman lazım. Fıstıkçı şahap kelimesinin ünsüz harfleri gibi düşün bunu. D'nin burada bunun gibi sert olması lazım sevgili öğrencim. Onda da T oluyor buna. Tartıştı diyorsun. Biz bu olaya benzeşme diyoruz. Buraya da benzeşme diye yazıyorum. Daracada e, ee, Türeme diyelim. Söylüyor kelimesi. Şimdi burada kelimenin köküne baktığın zaman söylemekten gelir. Söyle. Yor diye bizim şimdiki zaman ekimiz var. Söyleyor diye biliyor musun? Yok. E'ye baktığın zaman dudaklarına baktığın zaman geniş bir artır. Ama bu ne oluyor? Değişim ü harfi işte. Ü dudaklarına yine bak. Küçüldüğünü, daraldığını fark edebilirsin. Dolayısıyla burada bir daralma olayı vardır. Ünlü daralması diyoruz buna tabii ki. Daralmayı yazdık. Şehre kelimesinin kelime kökü şehirdir. Baktığın zaman H ve R'nin arasında i'nin olması gerekiyor. Ama burada İ yok. Dolayısıyla biz de buna ünlü düşmesi dememiz gerekiyor. Hece düşmesi de diyebiliriz biz buna. Neden hece düşmesi diyoruz? Şehir kelimesine E harfi geliyor. Eki geliyor. Şehire 3 heceli ama e sildiğin zaman şehir şehre. Baktığın zaman iki heceli iki heceli oluyor. Dolayısıyla hece düşmesi de diyebiliriz. Yüreği kelimesine baktığımız zaman kelimenin kökü burada yürektir. Sonunda yine sert bir harf var. Gelen ünlü harfle birlikte buradaki k harfi yumuşak g'ye dönüşüyor. Buna da yumuşama ya da ünsüz yumuşaması diyebilirsiniz sevgili öğrencim. Yazılıyı çok beğendim. Her bölümden uygun, güzel sorular var. Çok şeyi ölçüyor sevgili öğrencim. Yani genel ve e, geçerli bir yazılı diyebilirim. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretini koyunuz diyor bize. Sahaftan, sahaf eski kitapların satıldığı yer. Bir kitap kırtasiyeden kalem, defter ve silgi alıp eve döndü diyor bize. Şimdi sevgili öğrencim, burada sahaftan bir kitap alıyor kırtasiyeden kalem defter. Bak kalem ve defter burada eş görevli sözcükler. Buraya bir virgülün gelmesi gerekiyor. Defter ve silgi alıp evine döndü. Tamamlanmış bir cümle. Hemen buraya da e, noktayı koydum. Şimdi sahaftan yani sahaf ve kırtasiye iki tane ayrı grup. Bunlara baktığın zaman virgüllerle ayrılmış ki bunlar. Şimdi sen buraya eğer virgül atarsan ne olur biliyor musun? Burası, burası, ve defter ve silgi bu sefer eş görevli olur. Halbuki eş görevli olanlar burada kalem ve defter. Bu başlık başka bir grupta. Çünkü bunu başka bir yerden atıyor. Bunun için farklı grubu noktalı virgülle belirtmen gerekiyor. Virgül atarsan olmaz. Eş görevli sözcükleri ya da sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Noktalı virgülü getirdim. Acaba gelirken bir şey almayı unutmuş muydu? Soru sormamış mı burada? O zaman soru işaretini hemen ekledim. Eyvah yine bir ünlem ifadesiyle ünlem işaretine eklersem 5 puan saplama yapabilirim. 9 numaralı sorumuz 5 puan değerinde aşağıdaki cümlelerden sayıların ve büyük harflerin yazımında yanlışlık olanları işaretleyiniz diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrencilerim. Kuşlarına zeytin adı verdiler. Burada bir evcil bir hayvan ismi büyük harfle başlaması gerekiyor. Noktayı koymuş herhangi bir şekilde hata yok. Bu hafta yankılı kayalar tırnak içerisine almış herhangi bir sıkıntı yok. Yankılı kayalar kitap kitap isimleri büyük harfle başlar. Her kelimenin ilk harfi büyükle başlamış sonra da uygun noktayı noktalama işaretini getirmiş. 3 numara. Babam alacaklarım için 12 lira verdi. 12 kelimesi burada ayrı yazılması gerekiyor. Sayıları oluşturan kelimeler ayrı yazılır. Burada bir hata var. Tabi ayrı yazılı derken bir, birkaç istisna var. Bilimciler Mars'ın ilk resimlerini incelediler. Yine herhangi bir şey yok. Mars'ın burada M harfinin büyükle başlaması kesinlikle doğrudur. Komşumuz ikişer şeker verdi bayramda. İkişer kelimesini burada baktığın zaman üleştirme ise bunu sayıyla değil de harflerle yazması gerekiyor. Hatamız var çarpı işaretine ekledik. 10 numaralı sorumuz aşağıdaki 6 çizili kelimeleri mecaz gerçek ve terim olarak ayırınız diyor. Durup dururken üzerine bir suç atıldı. Atıldı derken ben sana bir taş atabilirim. Kalemini atabilirim. Sana doğru fırlatabilirim. Gerçek anlam budur sevgili öğrencim. İleriye doğru bir şeyler atıyorsun. Bir suç bir iftira atıldı demek istiyor. Farklı bir anlama geliyorsa orada mecazi bir anlatım vardır diyebiliriz. Mecaz kelimesini yazdık. İlk bulgular hasta olmadığını gösteriyor. Bulgu kelimesi tıp alanında kullanılan terim anlamlı bir sözcüktür. Komşuları iftar için davet etti. Gerçek anlam sevgili öğrencim. Kolay diye düşünüyorum. Açıklama yapmama gerek var mı? Bir diğeri. Olaylar hafta sonuna kadar sürdü. Sürdü kelimesi. Hani bir şeyi arabayı sürebilirsin. Gerçek anlam. Tekeri sürebilirsin. Ama hafta sonuna kadar sürdü. Devam etti anlamında kullanılan mecazi bir anlatım vardır. Yine burada. Herkes teleskopla gökyüzüne baktı. Teleskoptaki teleskop kelimesi burada astronomi alanında kullanılan terim anlamlı bir sözcüktür. Sevgili öğrenciler 10 soruyu bitirdik. Bundan sonraki 10 soru çoktan seçmeli test sorusu. Doğru cevap her doğru cevap için 5 puan hesaplama yapabilirsin. Hayat yaşadığımız süreyle değil niteliğiyle ölçülür. Yani 90 yaşında 100 yaşında değil bu süre ya da 30 yaşında değil hayatın doya doya yaşadın mı? Değil niteliğiyle ölçülür diyor. Doya doya yaşamak. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Hayat zannedildiği kadar uzun değildir. Alakası yok. Hayat yaşanarak öğrenilen bir sanattır. Hayır. Hayatın değeri nasıl yaşadığıyla, yaşandığıyla ilgilidir. Kenarda kalsın. Hayatın değeri çok geç. Anlaşılır. Geçtim. Doğru cevabım C seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde yol kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır? Bir yolunu bulup onu görmeye gittim. Bir gün güzel mi güzel bir köye yolum düştü. Onu ancak siz yola getirebilirsiniz. Yolda sağa sola atılmış çöpler vardı. Buradaki yol kelimesi arabaların üzerinden gitti. Şey, bir yolunu bulmak çözüm yöntemi. Bir gün güzel mi güzel bir köye yolum düştü. Yolum düştü, oraya uğradım. Onu ancak siz yola getirebilirsiniz. Dize getirmek anlamında kullanılan bir deyim ama D seçeneğinde böyle bir ifade yok. 13 numaralı sorumuz bu metnin ana düşüncesi, buradan çıkartabileceğimiz fikir, ders nedir diyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Hayatla başa çıkmanın tek yolu her şeyi kaybettiğimizi düşündüğümüz anda bile kendimizi asla bırakmamaktır. Yani son çare yoktur diyor. Hayattaysan devam edebilirsin diyor sevgili öğrencim. Hayatın akıntılarına yüreğimizi, bedenimizi asla korumasız bırakmamamız her şey ya da kaldığımız yerden devam etmeliyiz ya da sil baştan başlamalıyız. Pozitif düşünen bir yazı. Bakalım insan hayatta hep yalnızdır zorlukları tek başına aşmalıdır. Geçtim. Yaşanan zorluklara rağmen dirençli olmak gerekiyor. Bu çok uyuyor. Kenarda kalsın. Hayatın güzellikleri olduğu kadar zorlukları da vardır. İnsanların her zaman korunmaya ihtiyacı vardır. Yani burada A ve D'yi hemen elemen gerekiyor. Yanlışın da yanlış olmasın sevgili öğrencim. Hayatın güzellikleri olduğu kadar zorlukları vardır ama B seçeneği biraz daha ağır basıyor. Yaşanan zorluklara rağmen. Çünkü ilk cümlede her şeyi kaybettiğini düşündüğün anda bile bu yaşanan zorluklardır. Kendini asla bırakma. Pes etme. Hiçbir şey bilmiyorsan sil baştan en baştan başlayabilirsin. Ne yaşarsan yaşa. Hayatta dirençli olmak gerekir. B seçeneği buradan çıkartabileceğimiz düşünce olur. 14 numaradayım. Hangisinde amaç sonuç ilgisi vardır diyor. Türkçemizde ipliği pazara çıkarmak diye bir deyim vardır. Aslında buradaki iplik örülmüş giysilerin ipliğidir. Eskiden genç kızlar aile bütçesine katkı olsun diye cepken, hırka ve yelek yaparak pazarda satmaya gönderirlermiş. 3 numara kenarda kalıyor. Direkt ondan bakayım sevgili öğrencim. Eskiden genç kızlar aile bütçesine katkı olsun diye yani genç kızların aile bütçesine katkı olma gibi bir amacı vardır. 3 numarayı direkt işaretleyebiliriz. Bir diğer soru metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir şeyin hayatımızda doldurduğu boşluğu anlamamız için onun geçici bir süre gizlenmesi gerekebilir. Örneğin sesinizin neye yaradığının farkında mısınız? Ses canlı bir şey olsa yoksa öyle mi? Sen misin benim kıymetimi bilmeyen deyip bir süre ortadan yok olsa neye uğradığınızı şaşırmaz mısınız? Hayatınızda oluşan o boşluk size sesinizin önemini anlatmaya yetmez mi? Bakalım hemen. Cansız olarak değerlendirdiğimiz birçok şey aslında canlıdır. Hayır sevgili öğrencim, bunu ben düşünemiyorum. Bazı şeylerin geçici bir süre gizlenmesi hoşumuza gitmez diyor bize. Onun geçici bir süre gizlenmesi gerekebilir diyor. Elimizdekilerin kıymetini kaybedince daha iyi anlarız. Bir süre sesini gizleyebilir misin acaba mesela? Ses örneği de burada vermiş yani. Konuşmamayı bir tercih eder misin? O zaman onun kıymetini daha iyi anlad anladığınız e, düşünebilirsin. Asıl anlatılmak istenen cevap C seçeneğidir. 16 numara aşağıdaki 6 çizili kelimelerden hangisi yapı bakımından farklıdır? Bunun basit mi türemiş mi birleşik mi olduğuna bakacaksın. Hiçbir ek almamış sevgili öğrencim. Basit yani ek alması da sorun değil. Onun anlamını değiştirecek bir ek alması gerekiyor. Huzura kelimesinin kökü huzur. A ismin yönelme ekini almış. Dolayısıyla çekim ekidir. Basit yapılıdır. Türk kelimesi herhangi bir ek almamıştır. Basit yapılıdır. Örtü kelimesine dikkatli baktığım zaman örtmekten gelir. Örtmek bir fiildir. Örtü ise bir isimdir. Fiilden isim yapan yapım iki sevgili öğrencim. Yapım eklerinin bir görevi de oradaki kelimenin türünü değiştirebilirler. Yapı aldığı için türemiş diyorum. Yapısına göre diğerlerinden farklı. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Sevgili öğrenciler soru biraz uzun olduğu için biraz daha küçültmek zorunda kaldım. Çiftçinin çocuklarına anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir çiftçi varmış. Tecrübeli ihtiyarlar ihtiyarmış. Hastalanıp yatmış bir gün. Çocukları mahzun, küskün. Toplanmışlar etrafına demiş. Kulak verin bana. Çünkü artık yavrularım. Öleceğim, ihtiyarım. Son sözleri babanızdan aklınızda iyi kalsın. Tarlamızda hazine var, kazarsanız altın çıkar. Çiftçi ölür üç gün sonra, tarla kalır çocuklara. Kazma kürek çalışarak, içindeki taşı toprak. Yapar gibi uğraşırlar, ne altın var ne mangır var. Fakat dolar şimdi tarla altın gibi başaklarla. Çiftçi şunu demek ister, haydan gelen huya gider, hazır para çabuk yenir, çalışmanız hazinedir. Anlatılmak istenen şey. Orada çiftçi ölünce çocuklara bir miras bıraktığını söylüyor altınla. Halbuki tarlayı kazmalarını istiyor. Neden? Çünkü tarlayı kazıp kazarlarsa çalışacaklar. Çalışınca da oradan işte buğdayları fazlasıyla alıyorlar. Bunun bir zenginlik olduğunu farkına varması gerekiyor. Asıl hazinenin çalışmak olduğu. Doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz şiirdeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapılsı bakımından basit mi, türemiş mi, birleşik mi bakımından farklıdır diyor. Gölgeden gölgeli türemiş, son ayrı, sonsuz ayrı türemiş. Mutludan mutluluk türemiş Karadeniz kelimesinde iki tane kelime var. Biri kara, biri deniz. Bu yapısına göre birleşik yapılıdır. E, dört numara cevabım D seçeneği. 19 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç iki cümleyi birbirine bağlamıştır diyor bize. Dikkat et bağlaç olması sorun değil. İki cümleyi birbirine bağlıyor mu bağlamıyor mu ona bakacağız biz. Ali ve Ayşe ve burada bağlaçta sevgili öğrencim. Ali ve Ayşe bir cümle mi? Yani Ali diye bir cümle var mı? Hayır. A'yı eledim. Bugün ve yarın zaman kavramları iki tane farklı terimi zamanla ilgili terimi birbirine bağlamış. Ve bağlacı eledim. Bisiklet ve motosiklet aynı mantık sevgili öğrencim. Nesneleri burada yine bağladığını görüyorum. Nesne burada cümlenin ögesi ilerleyen sınıflarda göreceksiniz. Çocuklar bahçeye çıktı. Bu cümle değil mi? Tamamlanmış bir cümle. Bitirdim bu cümleyi. Saklambaç oynadı. Bu da bir cümle. O zaman iki tane cümle arasında V bağlacının olduğunu görüyorum. Cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bu dörtlükteki altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisine doğru sarılanmıştır? Bir gün sizden birileri geliyor bana. Birileri. Kim bu birileri? Belli mi? Yok. Belgisiz zamir sevgili öğrencim. A ve C seçeneğini eledim. Hani gelen kişi tabii ki ama birileri diyor kişi olsaydı beni, seni, bizi, sizi gibi bir ifadenin eklenmesi gerekiyordu. Bunu karıştırmayalım. A ve C farklı sevgili öğrencim. Sana benzetiyorum. Dilim damağım kuruyor. Sana. Sen kelimesinden zaten gelmiştir. Sen kelimesi burada. Yönelme durumu ki E alınca sana oluyor. Sana kelimesi karşıdaki kişi yerine kullanılan kişi zamiri değil midir? Her ikisinde var zaten. Kim çıkıp gelse senden o geleni seviyorum. Kim çıksın? Ahmet. Ahmet'i burada soru yoluyla tutmuş. Dolayısıyla soru zamiri burada B seçeneğinde işaret zamiri dediği için D'yi de eledim. Cevabım D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler yazılımız bitti. Bizlere destek için lütfen beni takip edin. ibrahimhoca.33 buradaki adresine girip beni takip edebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Son sınavınız bence dikkat edin. Yavaştan alın çocuklar. Soru köklerini iyi okuyun lütfen. Bilgilerinizi yani hayalinize getirin artık öyle söyleyeyim size. Siz de yoruldunuz. Artık seneyi de bitireceksiniz. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.